bir gün geçirmeniz temennisiyle biz bu sabahta herkese günaydın diyoruz Fog ekranlarında. Üstelik Ekim ayını da geride bıraktık, yepyeni bir ay. 1 Kasım 2013 Cuma sabahına uyananlara günaydın diyelim. Uyanmayanları şöyle bir silkeleyip uyandırma görevi sizin bu sabah. Hadi herkes uyansın, güzel bir gün olsun. Biz önümüzdeki 2 saat boyunca bu ekranda olacağız. Hem güne yansıyan gelişmeleri paylaşacağız, hem bugünün gündem maddelerinin detaylarını aktaracağız. Gazete manşetleri, havanın durumu, yol durumu, koştur koştur bir program bize bekliyor yine. Dop doluyuz doğrusu değerli izleyiciler. Bu hafta sizin için nasıl geçti? Eğer yorucu diyorsanız, evet katılıyoruz. Gündem maddeleri bağlamında bizim için de öyleydi. Ama aktarmak görevimiz, Cuma'nın o ruhumuzda yarattığı hafiflikle birlikte çıktık bu sabah karşınıza. Ben Nazar Erişkin, ekip arkadaşlarımla birlikte yeni güne yansıyanları gündem maddeleri olarak aktaracağız şimdi. Ama lütfen siz de bize ulaşın, her konuda demeyi ihmal etmeyelim, unutmayalım. @herkesegunaydın Twitter üzerinden bize ulaşmanın yolu. Herkese günaydın sayfası da Facebook'ta sizi bekliyor. Hadi şimdi gündem başlıklarına göz atalım. 1 Kasım sabahına neler taşınmış bakalım. Türkiye'de uzunca bir süredir tartışılan konu başlıklarının başında yer alıyordu. Başörtüsü meclise girecek mi, girmeyecek mi? Dün bu anlamda tarihi bir gündü. AK Partili 4 kadın milletvekili Sevda Beyazıt Kaç olacak tahmin edebileceğiniz üzere. Çünkü dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihi bir gündü değerli izleyiciler. İlk durağımız başkent Ankara. 4 AK Partili milletvekili dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na başörtüleriyle girdi, türbanlarıyla girdi. Onlar hac ziyaretlerinin ardından böyle bir karar almışlardı. Gözler 29 Ekim'den sonra ilk genel kurul toplantısında o vekillerin başörtüleriyle gireceği haberiyle birlikte meclise çevrilmişti. Dün neler olacak? Acaba bir gerilim yaşanacak mı? Hepsi merak konusuydu. Bakın dün genel kurul salonunda neler yaşandı. İşte dün mecliste bunlar yaşandı, ancak gerilim olmadı, gerilim doğmadı. Bunun yerine kürsü konuşmalarıyla söz alan vekiller istedikleri mesajları verdi. Yaptıkları açıklamalardan satır başlarına onların göz atalım şimdi değerli izleyiciler. Türbanlı 4 kadın milletvekilinin dün ilk kez meclis oturumuna katılması, herhangi bir gerilim yaşanmaması kameralara yansıyanlardı. Ancak yapılan konuşmalarda tansiyon yüksekti. CHP kanadı herhangi bir protesto gösterisi yapmasa da kürsü konuşmalarıyla verilmek istenen mesajlar verildi. CHP dışında kalan muhalefet partileri ise durumdan memnun gibiydi. Şafak Pavey'in sözleri de dün genel kurulda yaşanan o tarihi gün kadar konuşuldu, gündemdeydi. Ekranlarınıza getirdik böylelikle dün mecliste neler olup bittiğini. Gazetelere yansımaları neler oldu peki? Dün yaşananların, o tarihi günün. Gelin şöyle hızlıca bir tur atalım. Yalnızca 3 gazeteye bakalım ama ilerleyen dakikalarda detaylı olarak sizlerle ön sayfaları, manşetleri taşıyacağımızı, paylaşacağımızı da hatırlatalım. Kadınlar üzerinden siyaset artık bitsin diyor. Dün meclis kürsüsünde kadınlar konuştukça özellikle sosyal medya üzerinden benzer yorumlar yapıldı. Kadınlar daha çok konuşmalı denildi. Daha çok söz hakkı almalı ve siyaset sahnesinde yalnızca bir sayı olmamalı. Daha aktif olarak bir şeyler yapmalı çağrıları. Dün çığ gibiydi gerçekten. Meclisten yansıyan fotoğraf kareleri bugün Posta Gazetesi'nin ön sayfaları sayfasında türban meclise girdi ve tarihi bir kavga sona erdi denildi. Başörtülü 4 kadın vekilin genel kurula girmesiyle yıkıldı. CHP'deki bazı itirazlara rağmen meclis özgürlüğü olumlu karşıladı denilerek fotoğraf karelerine de yer verilmiş durumda efendim. Bugün Star gazetesinin ön sayfasına taşınanlar da bunlardı. Diğer gazeteler neler dedi, neler yazıldı bu konuya ilişkin olarak sizlerle paylaşacaklarımız arasında olacak diğer bölümde, ikinci bölümde. Değerli izleyiciler, dünün öne çıkan
En çok konuşulan başlıklarından bir tanesi neydi? Yerel seçimler yaklaşıyor malumunuz. CHP'nin İstanbul'dan Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için adayı kim olacak? İsmi en çok geçen isim Mustafa Sarıgül, ancak o partiden yıllar önce ihraç edilmişti. Geri dönmesi gerekiyordu. Bunun ilk adımı dün atıldı. Mustafa Sarıgül CHP'li oldu. Şimdi belediye başkanlığı için gözler hafta sonuna çevrildi. Adaylığının açıklanması bekleniyor çünkü. Genel kurul salonuna da yansıtan vekillerin söz alması da beklenebilirdi. Dolayısıyla ben o beklenti içerisinde olanlardan bir tanesiydim. Onlar hakkında konuşulup onların hiç söz hakkı almaması şeklen birazcık tuhaf geldi bana. Naçizane kişisel fikrim bu. Ancak onlar hakkında pek çok vekil kürsü konuşmaları yaptı. Onlarda da çoğunluk kadınlardaydı. Keşke kadınlar daha çok konuşsa dedirtti doğrusu. Siyasette kadınların daha çok yer almasının böyle etkileri var diye düşünenler de sosyal paylaşım sitelerinde özellikle bu görüşlerini beyan ettiler dün. Bugün kadınlar üzerinden siyaset yapanlara farklı açılardan çok açık ifadelerle karşı çıkış olarak görülmüş, yansıtılmış Hürriyet gazetesinde diğer vekillerin yaptıkları konuşmalar. Türban pozu deniliyor CHP artık bize olduğu vurgulanıyor bugün. Kadınlar dün kürsüde ağırlıklı olarak konuştu diyoruz ya, ortaya çıkan tabloysa bu mesajdı işte, karışmayın artık bize mesajı. 8-14 yıl sonra türbanlı vekiller meclise girdi. 8 yıl sonra ise Mustafa Sarıgül CHP'den ihraç edilen bir isimdi. O partiye geri dönüyor şimdi. Böyle tarihte yolculuk yaptırmış bugün Milliyet Gazetesi. 2005'te CHP'den ihraç edilen Şişli Belediye Başkanı Sarıgül'ü ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı gazetesi tarihi meclis demiş bugün. Türkiye'de bir tabu daha yıkıldı. Başörtülü vekiller Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denilerek görülüyor haber. Genel kurul dün tarihi günlerin en önemli sorunlarından biri belirsizlik. Bir gün sonrası bilinmeyen Türkiye'den 10 yıl sonrası kalem kalem hedeflenen bir Türkiye'ye gelindi. Bazen erken seçim var mı diye sorarlar. Hayır, zararımıza da olsa hayır diyor, bugüne taşınmış durumlar konuştu. Hepsi alkışlandı şeklinde aktarılmış durumda haberin devamı bugüne. Geçtik şimdi Sözcü'ye. Başını açanlar kirlenmiş midir? Ve meclis türban taktı, CHP'li kadın vekil sordu deniliyor. Dün yapılan kürsü konuşmaları çok dikkat çekti demiştik. Başımı açarak bir daha pek çok gazetede şu pozuyla yer alıyor başbakan. Nedir bunun nedeni? 213 spor tesisi törenle açıldı denilerek görülmüş, bugüne aktarılıyor. Turumuzu böylelikle tamamlamış durumdayız. Değerli izleyiciler, tarihi bir gün diyoruz 31 Ekim için. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlar anlamında, gazetelerse o günü İşte böyle yansıttılar ön sayfalara. Diğer haberlere de yer 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 verdik. Bu bölümün ise sonuna geliyoruz. Herkese günaydın da hadi minicik bir keyif molası şimdi. Herkese günaydın demeye devam ediyoruz efendim. Bir kez daha hoş geldiniz. Biz şimdi haber maratonuna Cuma'ya doğru giderken bir mola verelim istiyoruz. Ve stüdyodan konuğumuzla birlikte sizi farklı diyarlara götürmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Bir turizmciyi ağırlıyoruz bu sabah. Vedat Öndaş, buyurun başlasam. Tabii yani ben onun da eminim çok büyük katkısı olun. Biz A sınıfı turistiz yurt dışında. Çünkü gittiğimiz zaman hiç gözünün yaşına bakmıyoruz paranın yani. Bir de yani eğer yanlışsa biz yurt dışına gittiğimizde o da kahvaltı otellerde genelde. Aha. Turlar o şekildedir değil evet. mi? Gittiğimizde hani kahvaltıdan sonra takalım sırt çantamızı. Ya yani benim tatil ağı olan yerlerden bahsediyoruz. Yani Belek dediğiniz. Biz bugün Türkiye'de turizmin elini almayacağız. Yani ama gittiğimiz yol o yol yani. Aslında ben yanlış gözlemlemiş olabilirim. Eğer öyleyse lütfen düzeltin ama hani gidip gördüğüm yerlerde ki yabancı turistler incelemeye, araştırmaya da gayet meraklılar. Evet. En küçük köyde bile işte tatil yerlerinde. Biz İstanbul'da bunu kırdığı zaman bu uçakların koltuklarını doldurmak için mutlaka maalesef. Bu konuda bir... Daha sonra herkese günaydın da sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Programın son bölümünde ayrılmayın lütfen.
sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz bu bölümde. İlk olaraksa dün gözlerin çevrili olduğu bir basın toplantısına götürmek istiyoruz sizi. Fatih Terim, Galatasaray'la yollar ayrılmıştı biliyorsunuz. Galatasaray yönetimi kendi cephesinden konuyu değerlendirmişti o süreç yaşanırken. Fatih Terim'den beklenen açıklamaysa dün geldi. İsim vermedi ama Ünal Aysal'ı hedef alan açıklamalarıyla dikkat çekti Fatih Terim. Fatih Terim'in açıklamaları böyle. Değerli izleyiciler, şimdi açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk getirilen Marmara için düzenlenen törene katılan Japonya Başbakanı Abe, onun ülkemize gelişi yalnızca bu Marmaray töreni nedeniyle değildi. O gün önemli bir imza da atıldı. Nükleer santral kurulması konusunda Sinop'a yapılması muhtemel o santralle ilgili olarak gözler şimdi bölgeye çevrildi. Türkiye'nin pek çok bölgesinde doğal güzellik elbette tartışılmaz ama Sinop da bir başka güzel. Tehlikeli mi değil mi? Japonya'da yaşanan örnek akıllarda hala tazeliğini koruyor. Sinoplular ne düşünüyor peki bu olup biten konusunda? Gelin birlikte bakalım. Birbirlerine aşıktı. Aileleri evlenmelerine izin vermedi. Aradan geçen 35 yılın ardından arkadaşları devreye girdi. Aileler ikna edildi. Onlar da muratlarına erdi. Baktıkça hani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi gün diyerek paylaştık biz dün yaşananları sizlerle. Mehmet Salih Pınar diyor ki bu konuda günaydın, demokratik, ekonomik, sosyal, siyasal özgürlüklerin olduğu bir yaşama doğru. Şafak Pavey ve bu anlamda özgürlüklerin herkese olduğunu çarpıcı sözleriyle vurguladı denilmiş. Şafak Pavey'in dünkü açıklamalarının büyük yankı uyandırdığını söylemiştik. O yankıyı bir izleyicimiz bizimle böyle paylaşmış. Aktarmış olalım efendim. Şimdi ise hafta sonuna doğru gidiyoruz, havalar özellikle akşam saatlerinde iyiden iyiye serin, hatta soğuk bir hale gelmeye başladı. Sinema salonları bizi bekler. Peki orada bizi hangi filmler bekler? Gelin birlikte bakalım vizyonda neler olduğunu. Ya işte Michelle Obama, Susam Sokağı'ndan tanıdığımız kuklalarla birlikte kameraların karşısında böyleydi. Ardından da sebze meyve topladı çocuklarla birlikte. Değerli izleyiciler, şimdi ekranlarınızda getireceğimiz görüntü eğer azimliyseniz hiçbir zorluğun sizin önünüzde engel teşkil edemeyeceğine işaret ediyor. Ancak temel konu bir insan değil, bir fare oluyor. Seni ben yerim demişsinizdir herhalde içinizden. Biz hepimiz öyle seyrettik. Ekip arkadaşlarımla birlikte içli bebek demiş editör arkadaşlarım da haberin adına. Gerçekten de içli içli şarkıyı dinledi bebek. Saatleri 8.50 yapmışız. Yavaş yavaş da sona geliyoruz efendim. Günün fotoğraflarında birazcık iştahımız kabaracak gibi görünüyor. Çünkü bugün yemek sanatı o fotoğraf karelerinin konusu oluyor. Efendim bugünlük ve bu haftalık bizden bu kadar. Herkese günaydın, da haftayı noktalıyoruz. Hem Twitter'dan hem Facebook'tan çok güzel mesajlar yollamışsınız. Hatta hemen şimdi bir tanesini daha görüyorum Melis Tatar. Hepinize sevgiler, selamlar. Pazartesi sabahı biz burada buluşuyoruz. Herkese günaydın demek için efendim. O zamana dek hoşça kalın, güzel bir hafta sonu geçirin ve mutlu haberler alın. Yardan ayrı kalmasın, ben bilirim.